Biz kurumumuzu sadece siyasi bir yapılanma değil, aynı zamanda bir eğitim kurumu olarak da gördük. Bu anlamda ilk başta zaten şeyi söyledik, hani partimizde Kürtçe eğitimin gerekli olduğunu, kendi yöneticilerimize de bu anlamda gerekli olduğunu düşündük ve bunun yanında sadece Kürtçe kurs değil de belli seminerler, belli konferanslar da yapmayı düşünüyoruz. Böyle bir planımız da var. Biz tabii bunu söyleyince Kürtçe eğitimi, bizim insanlardan da buna ilişkin talepler oluştu. Ve biz bir ay içinde planlayıp 18 Kasım Cuma günden itibaren Kürtçe eğitim vermeye başladık. Avcılar'da böyle bir eğitimin olması, çünkü biraz incelediğimizde genelde Kürtçe kurs için insanlar Taksim'e ya da Fatih'e gidiyorlardı. Lokasyon yakınlığı anlamında bir Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, oraları da bu lokasyonu baz alırsak Avcılar'da bu işin olması da çok olumlu karşılandı, evet. Kürt Enstitüsü'yle beraber zaten başladık bu çalışmaya. Sağ olsun onlar da bize hemen destek sundular. Aynı zamanda HDP Avcılar İl Komisyonu'na da çok teşekkür ediyoruz bize direkt desteklerinden dolayı. Maalesef çoğumuz Kürtçe'ye hakim değiliz. Bu çok, hani bu konuda biraz dürüst olmamız gerekiyor. Kürtçe çok basit kelimelerde bile çok hatalar yaptığımızı düşünüyoruz ve bunu görüyoruz. Ha burada sorumlu biz miyiz ya da suçlu biz miyiz? Aslında biz değiliz ama bunun da önüne geçmemiz gerekiyor. Bunu da önüne nasıl geçebiliriz? Şu şekilde geçebiliriz. Doğru ve temel eğitim vererek ve doğru bir şekilde yönlendirerek. Yani aynı şey gibi düşünelim, bir Türkçe gibi düşünelim. Yani sonuçta benim şahsi düşüncem, bir insan hangi dili konuşuyorsa o dilin hakkını vermeli. Hangi dil? Yani bu Türkçe de olabilir, İngilizce de olabilir. Yani bir gramer hatası ve o dilin yanlış kullanılması ve bu artık devam ediyor. Ve bu devam ettikçe o yanlış kullanım nesilden nesile, toplumdan topluma aktarılıyor ve o dil otomatikman dejenere bir hale geliyor. Mesela şeyi ben çok gördüm. Arkadaşlar çok basit. Onu da ben bugün öğrendim. Örnek veriyorum. Heval kelimesi yazarken, hani biraz Türkçe eleştirelim. Heval, V ile yazdım zaman arkadaş oluyor. W ile yazdığım zaman hamile oluyor. Çoğu arkadaş bunu W ile kullanıyor. Bu da dediğimiz gibi aşama 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 o kelimenin yapısını ve içeriğini bozuyor. Bu anlamda dediğimiz gibi doğru temel, akademik olmasa bile akademik temelin bir altında bir eğitimle sonuçlandırırsak bu bizim için bir başarı olur. Bir dilin korunması, bir dilin gelişmesi biraz şeyle alakalıdır, devletle alakalıdır. Bu sadece şeyle alakalı değildir, partiyle alakalı değildir. Sonuçta bu ülkede en az 20 milyon bir halktan söz ediyoruz. 20 milyon halkın kullandığı ana dilden söz ediyoruz. Bunu şey de çok akademik düzeyde aktaramaz. Bir baba da çocuğunu akademik düzeyde aktaramaz. Ya da ne bileyim, biz de bir yere kadar gelebiliriz. Bu biraz kanunlarla, yasalarla devlet korumasında olup bu şekilde korunması gerekir. Yoksa uzun vadede bizim de bunu korumamız çok gerçekçi olmaz. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Maalesef bunu sadece Kürtçe'de görmüyoruz biz, bu dilin aktarılma sorununu. Bir dili zaten yok etmek otomatikman bir toplumu, halkı yok etmektir. Kültürel bir soykırımdır. Şeyi de çok net biliyoruz. Soykırım sadece bir insanı öldürmek ya da yok etmek değildir. Bir kültürü yok etmenin en temel, en can alıcı şeklidir bu kültürel soykırım. Sonuçta dil bir toplumun yaşayışıyla, kültürüyle birbirini besleyen bir şeydir. Örneğin Kürtçe'de bazen öyle bir kelimeler vardır ki o kelimeyi Türkçe'ye bile çevirdiğimizde bir anlamı oluşamayabiliyor. Bu neyi gösteriyor? Bu oradaki o toplumun
o dildeki karşılığını gösterebiliyor. Bu anlamda Kürtçe zaten zengin bir dildir ve biz maalesef şeyi görebiliyoruz. Kürtçenin, sadece Kürtçenin değil, buna baktığımız zaman burada biraz şey de eklemek istiyorum. Bugün bir Katalonca, bir Baskça'da örnek verecek olursak, İspanya'da ya da öbür dillerde, ama benim aklıma gelen, benim araştırdığım bu diller de nesilden nesile aktarmakta zorluk yaşanıyor. Kürtçe, ben ki buna da karşıyım. Kürtçe lokal bir dil değil. Bir kere bu şeylerden biraz çıkaralım. Kürtçe, İngilizce gibi, Almanca gibi bütün herkesin konuşabileceği evrensel bir dildir. Hint-Avrupa dilinden gelen, bu yapıdan gelen evrensel ve zengin bir dildir Kürtçe. Bunun yanında şeylerin, hani bazı şeyleri çok keskin çizelim. Maalesef mevcut sistem yıllardır Kürtçe'ye dayatmış olduğu siyasi bir dil pozisyonuna getirmiştir. Kürtçe asla siyasi bir dil değildir. Kürtçe bir İngiliz'in, bir Fransız'ın konuştuğu gibi bir dildir. Bu dile çok ayrı bir anlam, ayrı bir misyon biçmeye de gerek yoktur. Bu dil Kürt halkının farklı lehçelerle konuştuğu bir dildir. Bu dil var olmadığı sürece, bu dil yok olduğu sürece bu kültür de yok olacaktır. Bunu tabii ki, bunun sorumluluğunu da en büyük bilmesi gereken de Kürtlerdir.